Oyun içinde oyundan iyi akşamlar. Kamera şakalarından oluşan sitcomumuzda bu gece yine 3 tane ayrı hikayemiz var. Ve her hikayemizin de kendine ait bir kahramanı. Kahramanlarımız her zamanki gibi bir sitcomda başrol oynadıklarından habersizler. Onları biz herhangi bir sebeple evimize çağırıyoruz ve önceden hazırladığımız şakalara uyguluyoruz. Aslında her şakanın kendine ait bir öyküsü var. Ve kahramanlarımız bu hikayenin içinde kendilerine ayrılan rolü hiç de farkında olmadan oynuyorlar. Oyuncularımız her biri özel doğaçlama yeteneğine sahip olan bir grup tiyatro sanatçısı. Setimiz gerçek bir sitede, içi gizli kameralarla dolu gerçek bir ev. Ve bu dizinin starı, gizli kameraya yakalandığından habersiz gerçek bir kişi. Ay yok, ben değilim. Herhangi bir televizyon dizisi gibi başlıyor. Oyuncularımız senaryo üzerinde çalışıp uzun provalar yapıyorlar. Ama bu dizi diğerlerine oranla biraz daha uğraş gerektiriyor. Çünkü konuk oyuncularımızdan biri bütün bu senaryonun kendisi için hazırlanan bir televizyon şakası olduğundan habersiz. Onun için her an her şey olur. Abi sorun değil. Halledelim. Bazıları bizi yakalar. Kamera tarafı olamıyor bak. Neyi? Var mı? Çekim falan. Ama bizi yakalayamayanlar yıldız olurlar. Evet, siz bir televizyon yıldızısınız aynı zamanda. Bakar mısınız? Çünkü tamamen gizli kameralarla donatılmış bir sette çekilen bir televizyon şovunda rol almaktadır. Bu geceki ilk hikayemizin kahramanı bir dansöz. Babam bir arkadaşıyla birlikte Felek'ten bir gece çalmaya karar verdi ve bizim yokluğumuzu fırsat bilip eve bir dansöz çağırdı. Dansçımız evde yapılan kalabalık bir doğum günü partisine gittiğini zannediyordu. Karşısında babamla arkadaşını görünce biraz canı sıkıldı ama hiç bozuntuya vermedi. Canım, bizimkilerin de kötü bir amacı yoktu zaten. Ama sonra işler umulduğu gibi gitmeyince başları belaya girdi. Sizi Pınar İpek'le tanıştıralım. 25 yaşında ve bekar. Bizim eve göbek dansı yapmaya geldiğini zannediyordu ama kendisini gizli kameraların önünde buldu. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Tamam. Geçin lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, ben Pınar. Mustafa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Hikmet Avcı. Evet. Buyurun, öyle mi oturursunuz, böyle mi oturursunuz? Böyle oturmaz mısınız? Daha yakın, bir şeyler yemek istersiniz, içmek istersiniz belki. Lütfen bir kadeye ya da şöyle oturun, daha yakın sohbet edelim. Bir kadeye oturayım mı? Buyurun, tabii tabii. Tokum ama yalnız. Tamam, yine de bir şey ikram etmeye çalışırız size. Ya Mustafa, Ayşe görmedi herhalde değil mi? Ya. Oğlum artık bu kılıbık numaralarını bırak ya. Hemen ne yapayım? Ya gölgesinden korkuyorsun şu Fatoş'un ya. Yani burada bir şey yapmıyoruz ki. Hanımefendiyi davet ettik. Biraz sohbet edeceğiz hanımefendi. Biraz işte dans edecek. Evet. Sonra uğurlayacağız değil mi? Hepsi bu kadar ya. Pardon, isminiz neydi? Pınar. Pınar Hanım, peki. İstanbul'da mısınız nasıl? Evet. Evet. Biz sizi fazla lafa tutmayalım. Tabii. Evet. Siz şimdi... Teyvemiz burada hazır. Kaset değil mi sizinki? Hı hı. O zaman bunu böyle yapıyoruz. Kasetimizi açıyoruz. Siz bana kasetinizi veriyorsunuz. Ve sizin dans müziğiniz hazır sanıyorum. Evet. Volümünü nasıl isterseniz? Açık. Bayağı mı açık? Bayağı açık, açık. Ona göre. Duyar mı? O kadar da duymazlar. Zaman erken olduğu için fazla problemimiz olmaz. Şimdi. Oh be. Ve huzurlarınızda Pınar Hanım. Pınar, Pınar. Çok iyi be. Hadi oğlum hadi. Hadi ya. Şöyle bir... Fatoş yokken şöyle bir vur. Fatoş adını alma ağzına ya. Allah korusun ya.
Bir bak sen. Asa işler Kemal ha. Yap canım, nerede yap ya, kapağını çalma. 10 günlük daha devam devamlısı yap, rahat ol, öyle say. Efendim? Efendim? Babam ev halkının yokluğunu fırsat bilmiş, çilingir sofrasını kurup dansöz oynatıyor. Görünüşte işler yolunda ve beylerin keyfine diyecek yok. Ama göbek dansının tam ortasında kapı çalacak ve çoluk çocuk hepimiz eve döneceğiz. Kendisine bir kamera şakasının yapıldığından habersiz olan kahramanımız, babamı annemin şerrinden kurtarmak için bakın nelere katlanacak. Fatoş. Yapma ya. Fatoş gelmiş. Yok canım. Yok canım. Nereden çıkardın Fatoş'u Matoş'u ya? Saçmalama oğlum. Oğlum bunlar tatilde değil mi? 10 gün sonra gelmeyecekler mi ya? Evet, Saroz'dalardı. He? Saroz'dalardı. Saroz'dalardı. Ne Fatoş'u ya? Ya şaka mı yapıyorsun? Ne Fatoş'u ya? Şaka değil. Dur kardeşim, panik yapma. Hanımefendi gelin siz oturun şöyle. Ne olur. Topla şuraları. Panik yapmayın. Siz gelin. Hemen. Gelin şöyle, gelin. Şöyle alayım sizi. Lütfen böyle oturur musun? Tamam, hiçbir şey yok. Ne olur. Siz buraya geldiniz. Tamam. Oturun. Tamam. Bir dakika. Siz şöyle oturun ben. Çabuk. Şöyle oturun ben şimdi. Şöyle. Ya başıma böyle bir şey geleceğini biliyordum. Ya ne gelecek Allah aşkına, abartma ya kardeşim ya. Siz oturun. Belki değildim. Nereden çıkardın? Ne oldu yani? Dur bir dakika. Siz oturun ya. Siz oturun. Bir dakika. Siz kusura bakmayın. Tamam. Dökme yerlere tamam. Mustafa. Yok ya, aman dökmez ya kardeşim. Dur ya. Panik olma ya. Tamam abicim, hadi. Panik hadi. Olma. Yürü. Koş abi. Bak hep de her tarafa döktün. Bir dakika. Mustafa. Oğlum Fatoş değildir. Nereden biliyorsun ya? Hemen birini görüyorsun. Ya. Fatoş'a benzetiyorsun be kardeşim ya. Fatoş Matoş. Hay Allah kahretsin. Ne yapacağız? Şunları ben alıyorum abi. Kaldır. Tamam. Kaldırıyorum. Her şey normal. Tamam. Bir dakika. Aman ha. Biraz karbino var mısın? Ne olur. Karbino. Allah. Bak. Ne olur panik olma. Allah korusun. Vallahi şimdi. Ne yapacağız? Gerçekten. Şöyle otur. Hadi gidin ama kapıda. Bir dakika. Görür sizi. Ya ben bir çözüm bulacağım. Bir dakika panik olma. Ne olur ben çözüm bulacağım. Bir dakika. Kapıdan. Bir dakika kardeşim bak. Ne olur sakin olalım. Şimdi biz ne yapıp hükümete yardımcı olmak zorundayız. Ya. Ne yapalım? Allah bana bir akıl ver, aklıma bir şey ne gelsin. Olur. Tamam abi buldum. Abi. Bir dakika. Sakin ol, sen de sakin ol. Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Şimdi abi, ben sana geliyordum. Geliyordum abi ben sana. Evet. Tamam mı? Aklıma geldi şimdi. Dur abi sakin ol ya. Ne olur sakin ol. Ben sana geliyordum. Tamam mı? Yolda bir anda karşıma Pınar Hanım çıktı. Ben çarptım abi Pınar. Tamam abi. Öyle çok bir çarpma değil. Tamam mı? Çarptım. Düştü. Beş dakika sonra da. He. Aldım buraya getirdim. Tamam mı? Baygın mıydı? Ha şimdi bak. Ne yapalım şimdi? Şöyle diyeceğiz. Şimdi siz bir tek bayılmış gibi yapın burada. Tamam, üstünüze de bir şey örtelim. Birazdan onlar geldiğinde ben... Kostümlerle sokaktan ağrıyor. Hayır, üstüne bir şey. Bir dakika. Sen bir parçayı getir çabuk. Hayır, kıyafetim var benim ya. Hayır, üstüne bir şey örtelmiş. Onlar gelince okusana ne olur. Diyecek yani. Hayır canım, onu görmeyecek ki zaten. Ben diyeceğim ki bayıldı ayıldı zaten. Açmayacaklar ki seni ya. Vaktimiz yok. Açmayacaklar, sen şöyle yatar mısın? Vaktimiz yok. Sen bayılmış numarası yap. Gel bak. Şöyle yat. Kapat önümü. Şöyle şuraya koy kapanı. Kapanı şuraya koyar mısın? Sadece o kadar da. Şöyle. Ayak altlarım ya. Mustafa ya. Ya oğlum korkma, bir şey olmaz sen, ya. Sadece. Tamam ya, bir şey olmaz. Bak. Sadece bayılmış numarası ya. Şimdi bak. Pınar Hanım. 5 dakika sonra da götüreceksin. Pınar Hanım bak. Tamam mı? Şimdi ben size anlatayım. Ben sizi aldım buraya getirdim. Siz bayıldınız tamam mı? Gözlerinizi kapatın, açmayın, şimdiler açmayın, gelir. Allah geldi, tamam. Lütfen Pınar Hanım. Senin şoförün mi getirdi hocam şeyi? Hanımefendi. Evet. Tamam. Tamam değil mi? Tamam. Rahat, yalnız rahat dursun. Tamam. Ben size söylerim zamanı geldiğinde, tamam mı? Lütfen Pınar Hanım, gözlerinizi açın. Rahat edin. Tamam. İyice kapatın gözlerinizi o zaman. Sürpriz! Biz geldik evladım. Allah. Dayanamadık sana. Ne haber? İyiyiz. Nasıl canım? Dur. Ay, Hikmet leş gibi rakı kokuyorsun ya. Yok. Ben de aldım. Hoş geldin. Yani Allah. Yokluğumuzu ya. Fırsat bildin değil mi? Sıkıldık ama kötüleşince biz de çıktık. Hadi erken gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz.
Efendim zaten ben de şimdi size bu durumu izah edecektim. Yani biz de sizi bekliyorduk. Ya biraz önce geldik biz. Bak ben size anlatayım. Şöyle bir şey anlatayım. Oturun lütfen. Ne olur bak bak ne olur ne olur bak. Lütfen. Fatoş'cum oturur musun? Teyzeciğim siz de oturun. Yalnız sessiz olun. Şimdi ben Hikmet'e telefon açtım. Dedim Hikmet'ciğim ben sana geliyorum. Ben dedi yalnız ben sana geliyorum. İki eski arkadaş biraz sohbet edelim diye. Telefon açtım. Ya ben böyle ne güzel kaptırmışım kendimi gelirken buraya. Tak diye bu hanımefendi benim karşıma çıktı. Çarptım. Ağzım yoksa. Yok. Öyle bir çarpmak değil yani. Fren yaptım. Çok acı bir fren yaptım. Böyle bir metre böyle kaydı araba freni. Ama ya. Evet ya. Şu hırsızı çıktı ne yapayım? Ya şimdi fren yaptım ben. Bayılmış. Fren yaptım. Ondan sonra fren yapınca baktım düşmüş. Hemen koştum. Aldım kucağıma. Aklıma da bir şey gelmedi o zaman. Hemen dedim ben buraya getireyim. Ne gerekiyorsa yapalım. Evet. Ben buraya geldim. Hanımefendiyi buraya yatırdım. Siz ya bir şey olduysa kızcağız ha. Ya bir şey olduysa. Ben bir dakika. Sağlık kurslarına gittim bir bak. Yok. Ay beyin kanaması falan geçirmesin. Hayır. Yok. Hemen acil servis aramamız gerekiyor. Bir şey yok bak gayet iyi. Hayır polis falan değil. Allah korusun hayatım insan hayatı bu ya. Allah korusun. Kendine geliyor bak ya. Fatoş'cum lütfen bir şey yok ki. Hanımefendinin bir şeyi yok. Sen mi korkmuşsun ha valla. Bak. Bak. Alo. Ya hiç gerek yok. Ya şimdi birazdan eminim ben koluna girerim. Alo. Yürütürüm gideriz yani inanın. Sen yok. Vallahi. Hızır acil mi efendim? Tetkik yapılması gerekiyor. Ya Fatoş gerek yok güzelim. Bir trafik kazası oldu. Evet. Evet adresi veriyorum. Hemen lütfen bir ambulans gönderir misiniz? Harmanlar mevki. Evet. Sizi götürelim tamam mı? Flora evleri. Şey yapmayın. Mustafa sizi götürür. A1'e 1. Yok. Evet. Tabii baksana canlı bak. Zekeriya Köy. Yalnız ben bir yerden hatırlar gibiyim. Çabuk gelir mi? Geleceksin oğlum saçmalama. Tamam bekliyorum. Kadın burada. Tamam bekliyorum lütfen. Lütfen. Fatoş'cum hiç gerek yoktu güzelim ya. Anne olur mu hayatım ya? İnsan hayatı ya. Bak ya boşu boşuna ambulans falan bir şey çağırıyorsunuz hiç ya. Hiç gerek yok. Ben koluna gireceğim götüreceğim ya. Bak gözlerini oynatıyor nefes alıyor. Açtı bak, gözlerini ya. Ya niye beyin kanaması geçiyor? Bir şey yok. Ya. Ay, uyan. Kendine geliyor galiba. Uyan bak. Allah'ım şükürler bir şey, olsun. Bir şey yok. Bir şey yok Fatoş'cum. Hınar Hanım. İyi misiniz? Fatoş'cum. İyi misiniz? Su. Sen getir. Hadi. Ben bunu kim? Bak iyi, gayet iyi. Ay yavrum. Oh bak gördünüz mü? Oh, her şey ay, sakin. Ayağım kesiyor. Haklısın Fatoş'um güzelim. Ya, haklısın. Şanslıymışsın. Ya çarpmışsın. Haklısın. Ya geçmiş olsun. Birden çıktı ya karşıma. Hay Allah. Çarpmak zorunda kaldım ya. Ya başını şişirdiniz kadının bir sene. İsteyerek kim kime çarpar? Şimdi bak sakin olun. İyisiniz değil mi? İyisiniz değil mi? Zaten değmemiş bile Fatoş'cum. Yani neredeyse hanımefendi korkudan o korkuyla kendini kaybetmiş. Fren yaptım ya. Belli mi olur? Fren yaptım. Belli ama baksana Fatoş'cum. Çok bir susar mısın? Ya uyumaması lazım. Ama... Buyurun. Beyin kanaması falan olabilir. Allah korusun. Şimdi kanama geçiriyorsa anne. Şimdi ambulans gelecek. Hastanede tetkiklerini yaptırırız. Al Fatoş'cum. Al canım. Ondan sonra... İyi misiniz? Bak işte iyileşti bile ya. Ben onu götüreyim işte. Tabii ya. Hadi Mustafa'cığım. Siz yürüyebilir misiniz? Gelin. Gelin. Tamam. Bunlar Hanım ben sizi götüreyim. Hadi kalkalım. Hadi. Bakın ne kadar iyi durumda. Dur. Kendine gelsin Mustafa'cığım. Biz evet. Bir sakin olalım. Evet. Hay Allah. Mide bulantınız falan var mı? İyi misin? Fatoş'cum. Uyku halim var biraz. Evet. Uykunuz var gibi. Neye niyet neye kısmet. Kahramanımız dans edeceğini sanırken ambulansla bir hastanenin acilinde kaldırılmak üzere. Ama bu daha hiçbir şey değil. Çünkü beterin beteri var ve annem kolay kolay kül yutmuyor. Nerede ben seni götüreyim hayatım. Hadi götürsün. Hayır olmaz canım. Allah Allah. Bunlar olduğunu nereden biliyorsun Mustafa? Efendim? Hadi bakayım söyle. Bayılmıştı hani. Pınar mı? Evet öyle dedi değil mi? Kim ne? Kimi taşıyorum? Ne yapıyorum? Ne oluyoruz yani? Hani şimdi getirmiştin kimliğini nereden buldun? Nerede ya çantası? Kimi getiriyorum orada baktım mı yatır yatırmaz kimliğini. Tabii çantası nerede? Hani kimlik? Ya ne bileyim çantanı nereye koyduk ne oldu bilmiyorum ki biz telaşta yani. İyi misiniz? Tamam. İyiyim gerçekten. İyi bir şey yok kimlik bimlik yok. Yok. İşte Fatoş. Bu pardüsü ne be? Bu pardüsü öyle bulmuş şeyden. Hani pardüsü var ben şalım vardı sadece. Benim. Evet. Yoldan bulmuşlar. Hikmet. Efendim. Sarı sevgilin mi? Bu da anne. Yok öyle bir şey Fatoş.
Hikmet. Hayır Fatoş. Hayır hayır kesinlikle. Asla hayır, öyle bir şey yok. Asla asla. Ya, öyle şey. Asla hayır, öyle bir şey yok canım. Öyle bir şey yok ya. Biz bravo, konuştuk abi. Allah bravo, bravo. Yok ya bravo, öyle bir şey yok bravo, ya. Hikmet doğru söyle. Yok ya öyle Fatoş'cum, bir şey yok. Öyle ya, bir şey yok. Öyle bir şey olsa öyle bir şey olabilir misin? Ben seni 25 yıllık kocanım bir tane. Böyle bir şeyde nasıl inanırım bu havada pardesü? Bakın ya, ben çalışıyorum, ben oryantalim. Oryantal mi? Oryantal Tarago'dan evet gelirken. Burada dans et. Hayır hayır kesinlikle. Hikmet kabul edemiyorum ya. Fatoş. Yok hayır böyle inanmıyorum. Bir şey. Zaten bu adama hiç inanmadım. Bir dakika lütfen. Lütfen bu çok önemli bir mesele. Ben bunun açıklığa kavuşmasını istiyorum. Oturur musunuz lütfen? Siz yukarı çıkın bakayım. Kalk gel. Hadi yok, merak çalış. Edeyim sanki burada durmaya. Çocuklar lütfen. Gel. Tuz kız. Aha. Hadi. Bravo baba. Yo yo. Hayret ya, bir şey. Sana da helal olsun. Ya bir şey yok. Başka bir şey değil. Evladım bir şey yok ya. İnanamıyorum ya. Şurayı almıştım. 25 yıl sonra. Ya Fatoş'cum valla. Çocukların vallahi yanında düştüğümüz duruma bakar mısın Hikmet? Fatoş'cum böyle bir şey yok. Böyle bir şey? Gerçekten yani. Boyunca çocukların var. Hiç mi utanmıyorsun ya? Sürpriz yapalım diyoruz ve karşılaştığımız manzaraya bakar mısın? Ya bir şey yok yani. Yok bu kabul etmem efendim, imkansız. Lütfen sizden rica ediyorum, bana doğruyu söyler misiniz? Tamam hadi. Ben ajansla çalışıyorum. Bana dediler ki bugün doğum günü partisi var dediler. Beni ajanstan aradılar. Bugün iş var kızım dedi bana. Ondan sonra hazırlanıyorsun. Saat 8'de geliyorsun dediler. Ben anlatmak durumundayım çünkü. Anlat. Benim başıma ilk defa böyle bir olay anlat geldi. Oh. Ben kabul etmiyorum, hayır. Ondan sonra ben geldim buraya. Ve beni araba ajanstan aldı, getirdiler. Dediler ki şeyde giyineceksin, ajansta giyineceksin. Ondan sonra ben de giyindim, kıyafetlerimle gittim oraya. Kendim orada giyindim, geldim. Beni buraya bir şoför getirdi. Ondan sonra doğum günü partisi dediler. Hanımların falan ismini söylediler. Ben buraya geldim sadece iki erkek yani. Ben bunu ajansındaki insana da yani bağıracağım, çağıracağım. Yok, bir dakika, bir dakika. Ama bunu yani... Nasıl yaparsın benim ya? Kesinlikle hiçbir şeyim lütfen yok. Sen bir saniye otur. Lütfen bir saniye otur. Bana sadece iş geldi dediler. Doğum günü partisi var dediler Zekeriya Köy'de. O kadar, ben bunu bilerek geldim buraya. Ah kalbim. İkisini de tanımıyor musunuz? Hayır, kesinlikle. İlk gördüğüm insanlar. Kesinlikle. Ben ajansla çalışıyorum çünkü. Fatoş, doğru söylüyor hanımefendi. Ben ajansla çalıştım. Şimdi gördüm orada bak. Ben de çalıştım yani. Kadehler var. Hayır kesinlikle. Evet. Ben geldim. Siz ne yapıyorsunuz? Meyve suyu içtim burada o kadar. Yok yok girdiğimde rakı koydum. Ben ilk defa benim başıma böyle bir şey geliyor. Bir dakika hanımefendi. Sizin tamam gerçekten canım tamam lütfen, ben bir daha biz geldim. Biz kadın kadına konuşabilir miyiz? Hikmet biz seninle dışarıda görüşürüz. Bir şey ama ben seni çok seviyorum. Tamam benim üzülüyorum. Ben de şaşırdım yani iki erkek görünce. Ben çok toplumda. Yok bundan alakası yok yani. Bu benim ekmek param yani ben şeye gelmedim buraya. Yok ben hayır. Ben ama, de şaşırdım ben de rahatsız oldum yani. Bakın benim de ailem var diyorsunuz. Benim de ailem var evet. Şimdi annem yani, var anneannem var. Yani kolay bir şey mi bir kadının bunu yaşaması? Değil bak size hak veriyorum yani ama. Yani benim kızım yaşındasınız büyük olasılıkla. Ben de bilmiyorum. Ama seyahatten geliyorum şu sürpriz yapacağım kocama ya. Ve yaşadığım şeye bakın. Yoksa size gerçekten benim, yani saygı duyuyorum. Yok, sadece telefon bu sizin açıldı mesleğiniz. Ben telefon açıldı böyle dendi. Doğum günü partisi. Ben de kalabalık bir yer zannettim. İki erkek görünce ben de aslında şey oldum yani rahatsız oldum. Farkındaysanız eğer. Anlıyorum, ben de rahatsız oldum. Anlıyorum. Ben geldiğimde zaten hazırdım. Bir iki şarkı dans oynadım. Ondan sonra siz geldiniz zaten. Yok olaydı. Ben size saygı duyuyorum. Ve çok yok, da severim oryantal izlemeyi. Yani ama bu şu andaki yaşadığım şey yok, hiç tahmin edilebilir bir şey değil. Size saygı duyuyorum. Siz rica bir, ederim, bir yıldızsınız. Ayrıca bu bir sanat. Hayır bir yıldızsınız bu gerçekten. Yani keyfimiz için değil ekmek parası. Hayır ayrıca oryantal gerçekten bir sanat. Ve siz bir yıldızsınız. Bu kadar samimi konuştuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet siz bir televizyon yıldızsınız aynı zamanda. Bakar rica mısınız? Rica ederim. Bakar mısınız? Yani ay artık biz oynamak mı?
Ben sadece bir çekilmek korktum yani, bayağı bir korktum. Aile faciası falan olacak diye bayağı bir korktum. İkinci kahramanımız bir hasta bakıcı. Evimize kör ve hasta bir kadın olan babaanneme bakması için çağrıldığını zannediyor. Bir televizyon şakasına kurban gideceği, kahramanımızın aklına gelebilecek en son şey. Evde babaannemin körlüğü hakkındaki görüşler muhtelif. Kimimiz gerçekten babaannemin görmediğini düşünüyoruz. Kimimiz de onun kör taklidi yapan tehlikeli bir kadın olduğunu. Bakalım kahramanımız kime inanacak? Ve babaannemin ona hazırladığı sürprizlerle başa çıkmayı becerebilecek mi? Melahat Kaya, deneyimli bir hasta bakıcı. Bizim eve gelirken kör ve hasta bir kadına bakacağını zannediyordu ama kendisini bir televizyon dizisinde başrol oynarken buldu. Üstelik rolü onu bir hayli terletti. Ah, buyurun, buyurun. Buyurun geçin lütfen. Geçin geçin, çıkarmanıza hiç gerek yok. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, sizinle görüştük galiba. Yok, hayır. Eşimin sekreteri arayacak. Evet, galiba. Bir yalnız. Benim hanım. Evet, benim sekreterim, evet. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Hikmet Avcı. Memnun oldum, ben Melahat. Buyurun Melahat. Buyurun geçin. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sen nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Efendim, siz şey için çağırdık. Kayınvalidem benim şeker hastası. Ve de görme yeteneğini kaybetti. Ama bir türlü görmemeyi kabul edemiyor. Tabii biz çok zor durumda kalıyoruz. Bazen sinirli oluyor, bazen çok tatlı oluyor, neşeli oluyor falan. Dolayısıyla bir yardımcıya ihtiyacımız var. Aslında her işini yapar yani. Evet, böyle bir başka evet. Çok sıkıntısı yok. Sadece görememe. Problemi zaten var. Onunla görememezliğin de şeyini kabul edemiyor olduğu için bazı işlerini yapmak istese de engeller. Tabii, yap, tabii, tabii. Kayınvalidesi burada mı şu an? Evet, burada. İstiyor bazen. Dur. Gel anneciğim, gel bak. Yoldaş geldi sana. Bizim aşağı doğru iniyoruz. Tom arkadaşımız geldi. Tom babaanne. Tom babaanne geldi. Gel, nereye gidiyorsun canım sen? Ama ben babaanne demeyeceğim çünkü aramızda fazla yaş farkı yok. Gel anam, gel gel gel. Dur. Sıkılayım, dur, sıkılıyorum dur, diyor. Önde kahveler var. Yoldaş. Gel bakalım, otur şöyle. Arkana şunu da koyayım mı? İyi mi? Sağ ol Hikmet. İyi mi bu? Oh, i̇yi çocuğum, iyi. Sağ ol. Oh, iyi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam, tamam. Sağ ol çocuğum. Oh, Hikmet'ciğim, tanıştın mı? İşte, ben Melahat. Melahat Hanım. Hoş geldiniz. Siz efendim? Ben Hayrünisa. Söylemediniz mi çocuğum? Yok, ben yeni geldim. Yeni geldi. Allah. Yeni şey, geldim. Mis gibi kahve kokuyor. Koydum anneciğim size de. Hikmet. Sakarin'in yanında ben, mı anne? Ben senin fincanını içeyim çocuğum. Sen bir şey koymadın değil mi içine? Anne, ne koyacağım? Hayır yani şeker dedim. Ha, onu demek ha. İstiyoruz. Tamam. Bir tane mi koyalım? İki, iki. Bir, iki. Al. Koy cebine gene bunu. Kaybolmasın. Hah, karıştırıyorum. Ay, nasılsınız evladım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim çocuğum. Bak, ha, İyi bak, olmaya anne, çalışıyorum. Bak. Anne, bak içiyorum ben. Önce ben içeyim de sen bak. Oh, gördün mü? Sağ. Gayet de güzel. Sağ ol yavrucuğum. Yavaş yavaş. Teşekkür üstüne ederim. Dökme, benim. Üstüne dökme güzelim benim. Yanarsın ha, dikkat. Gerçekten çok sıcakmış. Biraz şey yapalım soğusun. Biraz soğusun. Bir dakika, doğru. Bir dakika. Ha, bir yudum daha al da anne soğusun. Üstüne dökme. Hadi bir de yanıklarla uğraştırma beni. Gördüğünüz gibi babaannem kahramanımızla karşılaştığı andan itibaren bütün numaralarını yapmaya başladı. Kör rolü yaptığı yetmiyormuş gibi bir de paranoyak. Evde herkesin kendisini öldürmek istediğini söyledi. Ya dedik ya, kahramanımızın işi biraz zor. Babaanneme mi inansın yoksa evin diğer sakinlerine mi, bir karar vermek zorunda. Ama kahramanımız asıl şoku babaannem gözlüklerini fırlatıp ayağa kalktığı zaman yaşayacak. Ya tamam. Burada benimle kalacaksın değil mi kızım? Hı? Kalacağım. Efendim. Anlaşacağız, daha konuşacağız. Bak, efendim Ekrem. Söyleyin. Kiminle konuşuyor, bitsin bir konuşalım. Ne oldu yine Ayşe Ekrem? Bırak ne oldu anneciğim, kimle konuşuyorsun sen, bak keyfine ya. Ya Allah Allah. Ekremciğim, o şey bitmedi mi o mevzu ya? Sabah oldu, bitti o iş. Peki, tamam. Hemen geliyoruz. Fatoş'u da getireyim mi?
Peki, peki. Tamam Ekrem'cim. Hey Allah'ım. Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Biz... Ya Fatih, çok özür dilerim. Ya gitme oğlum ya. Melahat Hanım. Ya Ekrem'le Ayşe, o sabahki olay yüzünden... Onların kavgası bitmiyor ki hocam. Kavga ne değil gidiyorsun? Anne ya, o sabah biz neyse. Biz sizi bir beş dakika yan komşuya gideceğiz de. Tamam, bir beş dakika tamam, gidip tamam. Gelelim, tamam mı? Anneciğim hadi artık Fatoş. Bak yanında Meloş Hanım var. Canım daha yeni. Sana yoldaş. Yani bugün daha... biraz vaktiniz var değil mi? Biz hemen beş, siz de... Tamam bir beş dakika gidin. Gelin, tabii tabii beş dakika gidin. Tabii tabii yani beş on dakika için değil mi? Hemen tamam. Şurası zaten. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım gelin çabuk gelin. Ekrem de panik oldu yavrum. Ay, gözlerime bıçaklar batıyor sanki. Yeni mi oldu böyle? Yok evladım, nerede? Heyecanlanmayacağım. Çok heyecan, çok heyecan yapıyorsun. Çok heyecanlıyım kızım. Çok heyecanlıyım. Gittiler değil mi? Gittiler. Ha, emin misin? Evet. Allah kahretsin. Ha! Gitsinler. Allah'ım cezalarım. Ama gelecekler şimdi. Nerede? Bu şişeleri bitiyor. Yerine yenisini koymuyorlar ya o. Ya nereye? Ha? Ha? Nedir o nedir? Bu ilaç yavrum. İlacım benim. Anladın mı? Evladım ben hiç kör olmadım. Körü oynadım sadece. Neden? Çünkü doktor bunlara benim kör olacağımı söyledi. Anladın mı? Bunlar da yavaş yavaş buna inandılar. Hayatımı garantiye almak için bunu yap. Getir biraz da sana vereyim. Yok, ben getir. Ben şimdi anlayayım. Sonra. Pekala yavrum. Pekala. Ay. Karnım. Karnım. Ay. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Ay bırak hizmetçiye bak. Bırak. Hizmetçi topla. Bırak. Ay. Ay şunu ver çocuğum. Ay. Allah kahretsin. Kendimi kör taklidi yaparak korumaya çalışıyorum. Onu ne diyeceğiz? Nasıl bırak bırak gelip hizmetçi toplar. Ama hem, şimdi nasıl kırılacak? Korkma. Ya? Hem önemli bir şey değil. Ama nasıl kırılacaklar? Gelelim ona. Kendi otur. Sen ben kırdım diyeceksin. Gel. Gel 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 benim otur. Önemli bir şey değil kızım. Gelinim onu bit pazarından 10 milyon aldı anladın mı? Arkadaşlarına antika diye yutturacaktı. Ama olmadı işte. Lakin şimdi inanmayacaklar benim oraya nasıl gittiğime, nasıl kırdığıma, dolap tepelerinde ne işim olduğuna inanmayacak. Ben ne diyeceğim şimdi? Diyeceksin ki kazayla. Anne benden su istedi. Tamam mı? Ha, korkma. Korkma ben sana şimdi para vereceğim. Hayır almam. Hayır para. Sen alman için değil canım Fatoş'a vereceksin. 10 milyon aldı onu. Bak bu parayı verirsen ona. 100 milyon. 10 tane gider alır. Hiç sesini çıkarmaz. Gelinin para gözleri hop diye atlar üstüne. Al çocuğum. Anne, anne yapma. Anneciğim. Ama ben yeni tanıyorum sizi. Evlatçığım bunu sen almıyorsun. Bunu sırf vazo parası. Hani ben illaki ben kırdım. Teyzenin kabahati yok ya da işte üstüne alacaksın. İlle ödemek istiyorum diyeceksin tamam mı? Bunda hiçbir şey yok yavrum. Yoksa... Beni ele mi vereceksin? Yok, hayır, hayır. Yaşlı bir kadının son arzuları tamam. Bunlar evladım. Yapma tamam, ne olur anne. Bana tamam, yardım anne. Et bana. Tamam anne, tamam anne. Böyle kör taklit yaparak kendimi... Yoklar değil mi? Yoklar, yoklar. Onlar yalnızlar. Takayım mı? Şöyle bakayım. Ya kendim... Ha, geliyorlar galiba. Ya evladım işte böyle. Çekemiyorum. Ay, artık getir. Biraz da başkasına gitsinler yani. Anlayamadım ki. Bir şeyler kırdım orada. Aa. Bir şeyler kırdım. Elim kırdım. Ay Hikmet. Ay en sevdiğim vazo. Ayol yeni aldım ben bunu. Biraz sonra Melihat Hanım'ın gerçek bir kahraman olduğunu hep birlikte göreceğiz. Babaannemi ele vermemek için sonuna kadar direnecek. Hem de annemle babamın tüm ısrarlarına rağmen. Derken işin içine Ali ile ben gireceğiz. Ve evdeki konyak şişelerini kimin boşalttığı konusunda bir tartışma başlatacağız. Aslında gerçek maksadımız kahramanımızı babaannemi ele verme konusunda ikna etmek. Bakın nereye kadar dayanabilmiş. Anne yeni aldım bunu müzayededen ya. Başım ağrıyor. Ay başım dönüyor. Lan bunlar Hikmet. Yapışmaz da Fatoş'cum. Yapışır mı Hikmet ya? Ya kaza ya, oldu. Üzülme üzülme tamam kaza anne. Kaza oldu anne, kız. Anne ben tamam. Allah Allah. Ha? Müzayededen aldım bundan. Hikmet. 25,5 milyar ya. Hikmet. Ne oldu ben anne? Çok fena alıyorum. Beni ha? Odama çıkar ne olur. Kazayla kırdı çocuk bir şey gümledi ama ben de anlamadım nasıl ne oldu. Nasıl buradan nasıl oldu? Siz mi çarptınız? Su almaya gitti sonra bir şey çarptı. Oh, benim kurban olduğum evladım. Evladım
Ne olur beni odama tamam, çıkar. Tamam tamam anne tamam dur bir sakin ol ya. Hadi anneciğim. Hadi şey konyak şişesi de düşmüş oraya oradan. Nereden çıktı o? Aa ne? Şimdi bir de anne şu böyle gezelim dedik. Ha. Ben de o ara su alayım derken koludaydı. Benim de kolumdaydı, onun da kolumdaydı. Yani ondan bir suç yok. Ama onu ben yeni müzayededen aldım. Yani bu ciddi antika bir vazo. Of. Ve de yukarıya koydum aman biri çarpmasın. Yani yukarıda ne iş? Oraya, orada ne iş var vazonun canım ya? Bu kadar el altında değer... değil ki üstteydi o. Bu kadar değerli bir parça. Orada ama ne iş var ya? Ama sizin ikinizin birden el ele orada nasıl... Canım ya, kaza anlamadım. Oldu diyorum, anlamıyor musunuz? İlk İkimiz birden değdik diyorsunuz tamam, da. Tamam tamam gel gel gel. Hadi. Gel yukarıya hadi gel. Ah. Of of dur. Gel. Yavaş yavaş anne yavaş. Önünde şey merdiven var dikkat et ya. Dikkat et. Gel gel gel. Yavaş. Ne oldu pardon. Ben böyle gezelim deyince oradan eli değdi alt taşı. Ama eli yukarıda yani onun boyu zaten kısa. Eli yukarıya nasıl değiyor? Gitti attı kendini yatağa. Tansiyonum yükseldi bilmem ne. Kalbim duruyor dediler bir şey. Burada bayağı sıkışıyorum dedi bir şey. Ne oluyor? Aa. Merhaba. Bir şey yok kızım, bir şey yok. Kızım. Gitti. Evet kızım. Sana da diyorum gidip alıp geliyorsun. No, ay ama gitmedi ya çok sevdiğim bir şey bu ya. Şu cam mekanın içine koyayım bari diyordum. Nasıl? Yukarıya koydum. Yani annemin boyunun oraya yetişmesi imkan yok. Ve hanımefendi diyor ki oraya eli değdi. Annemin eli böyle havalarda gezmesi lazım. Oraya mı çıktı? Neredeydi bu? Şurada. Baba annemin elindeydi. Konyak dolabında. Konyak dolabı. Evet. Ya. Aa, baba yine. Ben sana... Niye? Başka bir şey demeyeceğim artık. Hiçbir şey demiyoruz artık. Bu kaçıncı ya? Konyak dolabı yani. Bizim üstümüze kalıyor da. Şey... Konyakların orada biz içiyormuşuz. Babaannem deviriyor deviriyor bizim üstümüze kalıyor. Biz alkolüyüz ya. Bir dakika bir dakika ne oluyor ya? Ne diyorsunuz Allah aşkına ya. Ya babaannem görüyor. Babaannemin gözlerinde hiçbir sorun yok. Biz bunu denizle çok tane... Ya gidin beni çıldırtmayın çocuklar. Bir de siz gelmeyin üstüme ha. Ama gören bir insan niye ben körüm desin ki? Aa olur mu öyle şey değil bilgi mi? Bilgi çekmek için, sevgi görmek için. Yaşlılık işte ama yani. Ama saçmalamayın çocuklar sinirimi bozmayın. Ya anne Allah lütfen aşkına. Biz mi içiyoruz? Zaten sinirlendim şimdi şu vazoya. Ali'nin ehliyetini aldılar. Evet. Ne oluyor? Al işte bir şey olmuş kesin bir şey oldu. Ne oldu? Sizi üzdü mü? Yok. Şöyle mi geç? Ha. O her şeyi yani gözleri görüp görmeden emin değilim. Hı hı. Fakat neyin nerede olduğunu çok iyi bilen bir insan. O kaynak şişesini oradan biliyor. O kaynağı mı içiyor? Ama söylerseniz yemin ederim üzüm zarar. Ama bir şey söyleyeceğim bunun hallolması lazım. Biz o kadar uzun zaman... Şu an işte. Çünkü biz çocukları suçluyoruz. Oğlanın ehliyetini falan elinden aldık. Sen konyak içiyorsun. Ama böyle bir şey gizlenemez. Ama şimdi benim yanımda yapmayın. Daha sonra lütfen. Bir dakika bir dakika gidelim lütfen. Ama bu yani yazık değil mi çocuklara şimdi? Zaten yukarıda biz onu hallederiz. Ben şey yapamam. Aa. Neymiş durum? Bu evin reisi benim. Ben bilmek isterim ortada bir şey varsa. Evet. Ne oldu? Nedir mevzu? Hikmetciğim zaten... Ben dedim yani bunu dedim ben yani isteyerek kırmadım dedim onu söyledim. Ha. Onu Fatoş Hanım onu konuştuk biz. Yok yani kusura bakmayın ama ben gerçekten eşimden bir şey gizleyemem. Saklanmaması gerekir zaten. Saklanmaması gerekir. Bir şey ailenin gibi. İçerisinde böyle gizlilik... Böyle bir şey olamaz ha. Hayır bana özel söylemek istedi ama... Dürüst bir insan yani geldiğinizden beri siz onunla orası olur. Kimse kimseden bir şey saklamamız. Ya bak Hikmet çok sinirim bozuldu kafam karıştı. Yani bunu ne nasıl olacak, çözebiliriz nasıl biz? Siz benden biraz bahçeye gelseniz. Niye? Siz girin. Bir dakika bir şey söyleyeceğim size. Bence çok iyisiniz. Siz bir yıldızsınız. Ben ne gördüm? Ben ne gördüm? Yıldızsınız diyorum işte o yüzden. Ne görebilirim? Tamam. Kabul ediyorsunuz bunu. Yani. Bakın diyorum ben de size. Buraya bakın. Bu nedir? Bunlar ne Allah aşkına? Siz bir yıldızsınız. Televizyon yıldız oldum diye. Başrol oynattık sizi. Beni ele vermediğini yapıyorsun.
Gel seni öpeyim. Vay be. Benim canım. Ama söyleyeceğim, söyleyeceğim. Dur, baba bir dakika söyleyeyim. Gel seni bir öpeyim. Ne söyleyecektiniz? Harika. Onun yaptıklarını. Keşke senin gibi bir arkadaşım olsa. Kameraları görünce anladım şey olduğunu, şaka olduğunu. Güzeldi. Şimdi sırada yeni bir hikaye ve yepyeni bir kahraman var. Kahramanımız Ali'ye İngilizce dersi vermek üzere eve gelen genç bir öğretmen. Tam derse başladıkları sırada bir pastanenin yaptığı çekilişte büyük ödülü kazandığımızı öğreniyoruz. Hikaye bu ya. Biz yarışma formunu amcamın kızı Lale'nin adına doldurduk. Ödülü alabilmemiz için Lale'nin yanımızda olması gerekiyor. Tabii yanımızda değil. Ama onun yerine geçebilecek bir İngilizce öğretmenine sahibiz. Kahramanımızın adı Günseli Çalcalı. Mersin Üniversitesi İngilizce Turizm İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi. 2 senedir İngilizce dersleri veriyor. 21 yaşında ve bekar. Bizim eve gelirken büyük ödülü kazanıp bir televizyon yıldızı olacağından haberi bile yoktu. Buyurun. Buyurun. Evet evet benim, hoş geldiniz. İngilizce öğretmenin geldi. Ali Bey. What? Buyurun. Böyle what falan dediğine bakmayın siz. Hiç çakmıyor İngilizce'den. Merhaba. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Ben Fatoş. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ben Ali. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Evet benim. Evet. Şöyle buyurun hocam. Evet. Hocam diyebilirim değil mi? Evet, buyurun, hoş geldiniz. Bak, ya kusura bakmayın, şimdi bizim ilk defa hani bilmediğimiz bir yere geldiğimizde... Ya hiç önemli değil. Gelinmemiz yani neyse normal. Neyse canım, hallettik işte. Geldiniz. Siz de bana Türkçe öğretirsiniz artık. Ben Türkçe dikkat edeyim. İngilizce öğretmeni siz misiniz? Nereden mezunsunuz? Ben kardeşiyim. Ha, yoldaş olmak için geldiniz. Beraber gel. Siz hemen başlayın artık. Bence başlayalım. Bence başlayın. Ama biz böyle... Mr. and Mrs. Brown demeyin. Bak buraya kursan. Olmaz kardeşim. Ama dur, biz burada oturmayalım. Biz de çıkalım mı? Masa varsa orada çalışın. Yukarıda oturalım biz de. Şurada da çalışın. Burası beraber. Daha onu masa başına de götürmeyin. Gerçekten öyle bir psikolojik bir sorunu var. Evet ya, masa olmaz. Şurada çok daha gerçekten rahat çalışırız. Gerçekten psikolojik zaten bir sorunu var. Zaten siz bana anlatacaksınız. Ben de böyle dinleyeceğim. Zaten ya ilk dersler hani böyle birden ders verim alamazsınız. Hı, sen niye buradasın peki? İklim. Baksana sen bir telefona ya. Bakayım. İklim mi? Ha, iklim. Alo. Çok sıcak. Çok özür dilerim. Evet. Ha. Buranın iklimi, havası çok sıcak anlamında. Dur bir dakika. Ödül mü kazandık? Ödül mü? Nasıl yani? Bir dakika. Hocam. Ay tabii. Bu burada, burada. Kim burada? Burada. Evet evet, burada oturuyor. Ne kadar sonra? 5-10 dakika sonra. 5-10 dakika sonra. Uygunuz. Uygunuz, uygunuz tabii, uygunuz. Bekliyoruz tabii, teşekkürler. Oğlum, ne oldu çak. Büyük ödül kazanmışız be. Ne büyük ödül kazanmışız? Şeyden aradı. Blackberry pastaneleri var ya bizim ya. Blackberry mi? Gidip hani hamburger falan yiyoruz. Blackberry de ne ya? Ya Blackberry. Blackberry! Bak kazandık! Büyük ödül kazanmışız ya! Kim? Kim kazanmış? Yalnız Lale... Bir dakika ya, Lale kazanmış. Peki Lale kazanmışsa... Benim adımı söylemediler mi? Hayır, niye buraya... Bir dakika, bir dakika, ben de jeton şimdi düştü. Niye buraya arıyorlar peki? Kim yavrum ya? Söylesene, anlatsana bunların hepsini. Ya Blackberry pastanelerinden aradılar. He. Büyük ödülü kazandınız dediler. Ya ben de inanamadım. Ondan sonra 5-10 dakika sonra geliyoruz dediler. Ama Lale Avcı orada mı dedi? Ben de burada dedim yani, büyük ödülü duyunca... Allah kahretsin bak, Lale ya. Lale bizim kuzen, İzmir'deki kuzenden bahsediyor. Ya dur ya, dur ya, bak. Nasıl bak, oluyor yani? Bizde bir talihsizlik bu olur işte ya. Ben Sarıyer'e biz annemle şeye gitmiştik ya, hamburgerciye. Evet. Ya orada biz form doldurduk, tamam. Ben elime geçen bütün formları doldurdum. Evet. Bu evin adresiyle benim telefonumu verdim. Bak bak, Lale'ye tutmuş ya. 25 tane form doldurdum. Ya tekrar. Ben sana inanamıyorum ya. Ne yapayım kızım işte. Çıka kaldı. Çıka Lale'ye mi çıktı? Ne yapacağız şimdi? Bir şey düşünemem. 5-10 dakika sonra geliyorlar. Ne olur bir şey söyle. Bir şey düşün oğlum. Ya ödül bizim, anlıyor musun? Ya dur Allah aşkına dur ya. Dur bir dakika dur. Ödül neymiş peki? Ev mi araba mı ne, öyle bir şey herhalde. Çabuk ol, gelecekler şimdi. Ne yapacağız? Değerli yok diyeceğiz. Nasıl yok diyeceğiz? Gitsin mi ödül mü ha? İtalya'da. Ya bizim hakkımız ya. Ödül. Aslında. Bir şey düşün oğlum, hadi ya. Bir şey olmaz. Açsene.
siz lale olur musunuz diye 5 dakikalığına. Ne dersiniz? Blackberry pastaneleriymiş, dünyaca ünlü bir zincirmiş ve büyük ödülmüş derken kahramanımızı Lale Avcı rolünü oynamaya ikna edeceğiz. Kahramanımız oyun içindeki oyunun ve duvarların arkasındaki gizli kameraların farkında değil. O Lale Avcı rolünü sadece pastanenin sahibini kandırmak için oynadığını zannediyor. Adınız neydi? Gülseli. Tamam. Gülseli bak şimdi. Bak sadece. Sadece Lale olduğunu söyle. Bir şey söyleyeceğim. Dur. Ödülü paylaşalım. Tabii paylaşırız. Paylaşırız. Bir şeyse paylaşırız. Paylaşılamayacak bir şeyse beğenmezseniz 5 katını alırsınız. Kimlik sorarlarsa sormuyorlar. Sormazlar bir anne. Ne soracaklar ya? Evet çünkü her şey. Kimliğim yok dersiniz. Dur. Kimlik yok dersiniz burada değil. Ben işte amcamlara geldim ya falan. Ya daha sonra sorarlar. Deneyelim ne olur deneyelim. Hadi sor ama Gülseli yapma. Tamam oldu bak. Bak şimdi ama dur. Tamam. Şeyi vereceğiz. Lale Avcı. Tamam mı? Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde okuyorsun. Tamam mı? 24 ders yaşındasın. Ders mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Seyahati çok seviyorsun. Kazandık. Çok böyle haşarı bir... Kazandık. Tamam büyük ödül kazandık. Ne bilmiyorlar tabii. Gelin buraya büyük ödül. Çak oğlum. Çak lan. Çak sen de. Çak be güzelim. Çak. Kazandık baba. Ne kazandınız ya? Blackberry pastanelerinden büyük ödül kazandık. Ne kazandınız ya? Blackberry pastanelerinden büyük ödül. Ne böri? Blackberry. Blackberry pastane. Dünyaca ünlü pastaneler zincirini bilmiyorsun şimdi. Süper ya. Ben biliyorum da yani ne? Sen oğlalı bir fare tuttun sonunda yani. Tamam. Lale Avcı'yım ben. Lale Avcı'yım sen. Lale Avcı'yım. Hadi arkadaşlar. Ege Üniversitesi. Buyurun. İyi günler. Ben Blackberry pastanelerinin sahibiyim. Merhaba. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. Lale Avcı? Lale Hanım içeride. Teşekkür ederim. İyi günler. Umarım rahatsız etmiyorum. Gerçekten çok zor buldum evi. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Lale Avcı mı efendim? Hayır efendim. Ben Fatoş. Fatoş merhaba. Avcı. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Ben Lale... Pardon. İzzet Avcı. Lale benim. Evet Lale benim. Yalnız herkes Lale. Lale Hanım. Merhaba. Lale Avcı. Evet. Merhaba. Kutlarım merhaba. Sizi. Gerçekten. Çok geçin hoş. Sizi şöyle alalım. Hayır. Lale Hanım. Gel yavrum. Gerçekten. Gel kızım. Çok... Gerçekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Blackberry Pastanelerinin büyük ödülünü kazandınız. Size lale diyebilirim değil mi? Tabii evet diyebilirim. Evet peki şimdi büyük bir ödül ve bu ödülün ne olduğunu bilmiyorsunuz tabii değil mi? Hiçbir şey. Anlamaz bir şey ya. Evet çok büyük bir sürpriz oldu sizin için. Evet evet yani ben hiç umuyordum için açıkçası. Yani böyle bir hep doldurturlar yani bir yerlerde bir şeyler. Rastgele. Ben yapardım arada sırada hani ne olacak diye. Evet. Kimseye de böyle bir şey çıktığını görmedim ya. Hepimiz yapıyoruz ama işte böyle çok şanslı işte Lale Hanım'ın çok şanslı insanların başına geliyor ancak bir kadar. Hatta uyduruyorlar bunu falan zaten. Değil mi? Evet. Ama ciddi çıktı. Ama bizi biliyorsunuz Blackberry Pastanesi gerçekten çok bilinen bir pastane. Onun için bir takım şeyler yapmamıza gerek yok kandırmacalara değil mi? Şimdi ben size birkaç şey soru soracağım. O soruları forma yazmışsınız. O soruların doğruluğundan emin olduktan sonra sizinle bu büyük sürprizi paylaşacağız. Şimdi hayatında en çok gitmek istediğiniz ülke hangisi Lale? Oradakine göre mi cevaplayacağım? Evet. Oradakine göre Mısır. Mısır. Evet Mısır. İşte ya tabii ki Mısır. Kutluyorum evet. Peki birkaç yıl önce bir pop yıldızını öpmüşsün ve unutamadığın ana olarak forma bunu yazmışsın. Şimdi sana o yıldızın kim olduğunu sormayacağım. Yıldızın neresinden öptüğünü soracağım. Ama böyle sorularda bir... yani çok garip değil mi? Orada da yazmıyor böyle evet. Bir şey değil mi? Yani hiç forma bunları mı yazacak? Kimi öpüyorsun kız sen? Tamam dur. Böyle bir şey. Hangisi? İki tane vardı. Yani kim olduğunu sormuyorum. Neresinden öpeceksin? Vay öptün bize vay. Onu söyleyeceksin. Ha neresinden? Evet neresinden? Hangisi? Hangisi önemli değil. Oraya yazdığını biz biliyoruz. Buraya yazmışsın. Hangisini yazdığını hatırlamayabilirsin ama neresinden öptüğün bizim için önemli. Dudağından. Bravo. Evet Lale gerçekten evet formdaki cevapları doğru bildik. Şimdi ben çok heyecanlıyım çünkü gerçekten bu bizim her zaman çok sıklıkla yaptığımız bu uygulama değil. Ama gerçekten çok önemli bir ödül kazandınız. Gerçek bir televizyon yıldızı olmaya ne dersiniz ha? Televizyon yıldızı mı? Evet, televizyon yıldızı. Evet, bizim şirketimizin politikası şöyle. Şimdi biz bu büyük sürprizimiz, sıradan halktan kişileri bu formu dolduruyoruz ve büyük ödülümüzü kazanan kişiye bütün ulusal kanallarda ve anlaşmalı olduğumuz yabancı kanallarda yayınlanacak reklam filminde oynatıyoruz. Evet, siz reklam filminde oynamayı kazandınız ve dolayısıyla bu reklam filmi size sadece reklam filmi olarak gelmeyecek. Tabii bunun arkasından diziler gelecek. Sinema filmleri gelecek. Çok güzel ya. Muhteşem bir şey. Evet,
Vallahi. Buldum. Teşekkür ederim. Evet. Laleciğim. Ya Lale çok sevindim. İnanılmaz bir şey ya. Evet. Lale kutlarız. Size var ya, kesinlikle asıl sürprizimizi, sürprizimizi daha açıklamadık. Nedir asıl? Sakin olun. Evet, lütfen, lütfen. Bu çünkü daha büyük bir sürpriz. Evet, ben sizden küçük bir yardım rica edeceğim. Buyurun, tabii. Evet, biz bu reklam filmini burada hemen şimdi sizin evinizde çekeceğiz. Sizce sakıncası yoksa? Şimdi? Ay, inanmıyorum. Evet. Nasılsın? Peki nasıl? Ya bu konuda evinizi kullanmamızda bir sakınca yok değil mi? Durun bir dakika. Ama her şey o kadar çabuk gelişiyor ki yani. İşte bu büyük sürpriz efendim. Yani nasıl adı şimdi büyük burada bizim evde? Evet, evet. Şu anda, şu anda bizim ekibimiz dışarıda sizin kapıyı açmanız bekliyor. Nasıl yani? Açarsanız ben mi açacağım? Evet. Bir dakika dur. Ya bir bak da şuna ama beyefendi bakın yani gerçekten ben çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım. Ya inanılmaz bir şey. Muhteşem bir şey. Şimdi bizim efendim bu. Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Giriyoruz. Abi inanmıyorum ya. Acele edelim. Evet. Giriyoruz falan buraya. Süper. Nasıl bir şey ya? Hadi. Evet. Hoş geldin. Yavaş arkadaşlar. Biraz dikkat ya. Sağ olun. Biraz dikkatli davranalım. Peki biz bir dakika bir dakika ya bir dakika bir sakin olmak istiyorum. Evet gelin şöyle geçelim isterseniz. Evet. Tabii bir dakika şunu çekin bir kenara ya. Durun ya her şey iyi güzel de biz mi oynayacağız yoksa efendim, şey sadece mi? Hayır sadece Lale Hanım çünkü bu büyük ödülü yalnızca Lale Hanım kazan. Sizi şuraya alabilir miyim? Sizi izlemek için şuraya alacağım. Acaba mümkün mü? Biz göremeyecek miyiz? Hayır, hayır. Çok güzel. Yalnızca Lale Hanım. Nasıl ama? Çok inandırıcıyız değil mi? E çünkü ortada gerçek bir çekim ekibi var. Kameralar, ses, dekor. Yani kahramanımızın inanmaması için hiçbir sebep yok ortada. Nitekim az sonra onu pasta kılığına sokmamız hiç zor olmayacak. Hatta kahramanımızı gerçek bir pastaya, dalmaya bile ikna edeceğiz. Önce şuradan beyazı alayım. Ve kollarınızı geçiriyorsunuz. Şuradan beyazı alayım. Evet. Kızcık, Metciğim sıkıştı. Buradan da beyazı alalım. Evet. Tamam mı? Yani gerçekten çok hoş. Sadece bakın, kollarınızı buradan geçiriyorsunuz. Şuradan, evet, şuradan kafa geçiyor. Evet, evet, kafanızı da şuradan geçirdiğiniz zaman. Evet. Aa, bir dilim bastı. Break, break. Düşer. Evet. Nasıl yakıştı? Çok güzel oldu. Bir dakika. Evet, şu Blackberry görünüyor değil mi abi? Evet. Görünüyor mu? Evet, evet. Görünüyor. Lütfen. Halimi görüyor musun? Evet, bu şey bir sloganı alabilir miyiz? Blackberry pastaları. Birkaç kere yapacak mıyız yoksa bir kere? Hayır, hayır, hayır. Birkaç kez yapacağız. İstediğiniz kadar biz bunu deneyebiliriz. Şimdi beni ne kadar tabii ki, tabii ki. Yönetmen Bey, sanıyorum o konuda daha... Buyurun. Derin bir nefes alıyor. Buyurun. Hadi Lale'ciğim. Blackberry pastaları içine dalmak isteyeceksiniz. Buldun mu? Şimdi bakın, bunu söyledikten sonra oldum diye bize bakmayın. Evet. Yani o montaja girecek. O yüzden... Yok, az önce kırmızı. Harika, harika. Siz yani işte bu kadar. Yani sadece Blackberry, bunu söyledikten sonra biraz bekleyin ki orada montaja girebilsin. Tamam. Evet, buyurun. Blackberry pastaları içine dalmak isteyeceksiniz. Çok güzel. Çünkü bir de şu bizim pasta ile alalım mı? Tamam. Pasta gelsin arkadaşlar. Pasta mı geliyor? Evet. Ve böğürtlenli. Bizim en biliyorum. Güzel pastamız. Biliyorum, böğürtlenli Blackberry pastası. Beğeniyor musunuz gerçekten? Süper. Ben acayip seviyorum. Gelmez olur musunuz? Daha çok kadar evet, pastayı ben yapıyorum ama en çok da ben yiyorum. Evet. Nerede bir dilim pasta? Evet, buyurun. Evet, bunu elinize alalım. Bunu. Alabilecek evet. Misiniz? Evet, alabildik mi? Harika. İsterseniz ben size şöyle yardımcı olayım. Tamam. Burayı yok edebilir miyiz? Efendim? Biraz... Tabii tabii. Tabii. Evet, görmüyorsunuz değil mi? Görmüyorum. Evet. Tutayım mı? Hayır, ben tutayım sizin eliniz rahat olsun. Blackberry pastaları diye siz buna bakarak Blackberry pastaları diye kameraya söyleyeyim. İçine evet. Dalmak isteyeceksiniz diye pastaya doğru söyleyebilirsiniz. Tamam? Evet. Hazır. Peki. Blackberry pastaları içine dalmak isteyeceksiniz. Çok güzel. Ya bu bu kafa hareketi çok güzel. Özür dilerim. Şu içine dalmak... Dalmak, buna biraz böyle dalar mısınız? Biraz daha evet. Ay, dalar mısınız pastaya? Dalın ya, evet, pastaya dalın. Pastaya dalın, çok hoş olacak. Evet. Bir, iki, üç, bir. Blackberry pastaları içine dalmak isteyeceksiniz. Yani bunu, özür dilerim, affedersiniz. Yani buna dalın, ağzınızdan bir lokma alın. Okay. Evet. Hadi gidiyor. Evet, evet. Isırın, alın, büyük ısırın. Dalın ya. Tamam, evet. Yani ama biraz daha içine dalmak isteyeceksiniz ve dalıyorsunuz. Hazır mıyız? Denize dalar gibi. Dalıyoruz arkadaşlar. Evet. Bir, iki, üç. Kayıt. Blackberry pastaları içine... Ha, çok güzel. Çok güzel çok ama iyiydi, çok dalmak iyiydi. İsteyeceksinizden sonra lütfen bir peçete getirebilir miyiz? Evet. İçine dalmak isteyeceksinizden sonra dalın. Sonra dalın.
Bu çok güzel oluyor. Çok güzel oldu, güzel oldu. Tam vidalarsak. Dedikten sonra lütfen peçete getirdi arkadaşlarımız. Biraz elde var pasta, onu da alalım. Hazırız. Sayıyoruz. Pardon, bir dakika. Black Berry pastaları. İçine dalmak isteyeceksiniz ve dalıyoruz. Söyledikten sonra değil mi? Hayır. Hazır mıyız? Black Berry pastaları. İçine dalmak isteyeceksiniz. Çok güzel. Gerçekten kutluyorum. Evet, buyurun. Güzel mi? Evet, nasıl, beğendiniz mi? Güzel mi? Süper. Pasta nasıl? Evet, pastamız harika. Güzel değil mi? Evet. Bu pasta, evet, bu pasta tabii ki sizlere bizim bir hediyemiz olacak. Evet, buyurun, kostüm için yardımcı olabiliriz. Tamam. Alın pastayı. Arkadaşlar, evet. Gerçekten çok güzel. Burayı boşaltalım daha fazla. Bravo. Rahatsız bravo. Etmeyelim. Bu kadar mı? Evet, sahibim. Evet, yardım nasıl? Edeyim. Harika. Ben çok İnanın beğendim ki ya. Bu montajda daha da hoş, güzel şeyler olacak. Ben gerçekten çok beğendim. Çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Toplanın. Evet. Kahramanımız bir reklam yıldızı değil ama gerçek bir televizyon yıldızı olmayı başardı. Şimdi ben size tabii ödeme yapılacak bu konuda. Ben size bunu başta söylemedim. Başka bir sürprizimiz olsun diye. Ben sizden bir kimlik rica edeceğim bu konuda. Yardımcı olabilir misiniz? Kimliği alıp, evet. Şeyde, yani herhangi bir kimlik olabilir. Yani şey, nüfus cüzdanı, ehliyet vesaire. Ne? Ya biz Lale yapar topar aldık ya. Biz geziyorduk Lale'yle. Karşı taraf. Bir dakika, karşı taraf diyor. Bir dakika. Karşı taraf. Karşı taraftaki evdeki çantada var kimlikleri. Ona yani şey herhangi bir şey yok mu? Böyle sizin Lale Avcı olduğunuzu gösterecek işte bir herhangi bir şey. Ne olabilir? Sen çantanı aldın yok, ya. Yok ama ben seni aldım çünkü evden öyle çıktım. Evden biz daha apar topar çıktık. Sonra getirsek olmaz mı? Yani illa ki şu anda mı şart? Peki bir şey soracağım. Siz hiç daha önce bir sinema filminde oynadınız mı? Sinema filminde? Hayır. Bir reklam filminde? Oynamadım. Oynamadınız. Peki. Size ben şöyle alayım. Televizyon için bir şey yaptınız mı? Televizyon için? Evet. Hayır. Siz artık gerçek bir televizyon yıldızısınız. Çünkü kameramız burada. Kutlarım. Çok güzeldi. Çok hoştu. Okuldayken falan çok istiyordum tiyatro grubuna girmeyi falan. Bana sen çok yeteneksizsin, hiçbir şey yapamazsın falan diyorlardı. Birden kameraları görünce aklıma o geldi. Yani tamamen sıfır yetenekle hiçbir şey yapamazsın diyorum kendime. Buradan herkes iyi oldu, iyi oldu, iyi oldu falan diyeceğim. Ben de herhalde bir şeye benzedi dedim artık yani o şekilde. Çok büyük bir şok atlattım yani. O şekilde. Avcı ailesi haftaya yepyeni bölüm ve şakalarıyla yine sizlerle birlikte olacak. Ekranların en inanılmaz ve en eğlenceli programı Oyun İçinde Oyun'da haftaya görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler.